Büyük Plan kanalından herkese merhabalar. Kazakistan'ın Ankara Büyükelçisi Abzal Saparbekuli, Kazakistan Cumhuriyeti'nin bağımsızlığının 29. yıl dönümü dolayısıyla düzenlediği basın toplantısında, Kazakistan ve Türkiye'nin yeni tip koronavirüs salgını döneminde karşılıklı işbirliğini sürdürdüğünü söyledi. Kazakistan ve Türkiye'nin kardeş ve stratejik anlamda dost ülke olduğunu vurgulayan Saparbekuli, bu kelimelerin lafta kalmaması için somut adımlar atılması gerektiğini bildirdi. Saparbekuli, her türlü işbirliğinin lokomotifinin ekonomi olmasının önemine değinerek, Türkiye ile her alanda işbirliği yapabiliriz. Türkiye'nin çok güçlü bir potansiyeli var, Kazakistan'ın da böyle potansiyeli var. Özellikle bilişim teknolojileri anlamındaki işbirliğimizi geliştirmemiz gerekir, diye konuştu. Dünyada batı eksenli dış ve ekonomik politikanın değiştiğine işaret eden Saparbekuli, ticaretin %50'sinin doğu ülkelerinde yapıldığını ve Avrupa'da artık en büyük ticaret ortaklarından birinin doğu olduğunu ifade etti. Gelin bunu ekonomik ve sanayi anlamında Kazakistan'da, Orta Asya'da yapalım. Kazakistan her türlü sanayi üretimi için ucuz ham maddenin kaynağıdır. Kazakistan dünyada petrol rezervlerinde 9., altında 2., uranyumda 1., kromda 3.'dür. Bunların hepsini fırsata çevirerek güçlü Türkiye sanayisinin bir altyapısı haline getirebiliriz. Kazakistan Orta Asya üzerinden 1,5 milyarlık Çin pazarına çıkabiliriz. Bunu Kazakistan ve Türkiye arasındaki kardeşlik güveni temelinde sağlayabiliriz. Kazakistan'ı Türk sanayicilerinin bir üssü olarak seçin. Saparbekuli, 7 Türk şirketinin Astana Uluslararası Finans Merkezi'ne kayıt yaptırdığı bilgisini verdi. Kazakistan'ın konteyner taşımacılığını 30 kat artırmaya hazır olduğunu belirten Saparbekuli, bunun bir çalışmasının yapılması ve daha cazip rekabet edebilecek bir koridor oluşturulması için Türk şirketlerini ülkesine davet etti. Saparbekuli, demir yolu taşımacılığında karşılaşılan sorunlara da değinerek, Kazakistan, Rusya ve Belarus ile koridor geliştirirken bir ortak şirket kuruldu. Geçen trenin sorumlusu bu şirket oldu. Geliri de herkes payına göre alıyor. Şimdi de Kazakistan, Azerbaycan, Gürcistan, Çin ve Türkiye'nin dahil olduğu bir ortak şirket kurulması gerekli. Buraya bir konteyner gelince Kazakistan'ın, konteyner nerede, diye aranmaması lazım. Bu şekilde daha hızlı çalışabiliriz. Kazakistan'da Türkiye tarafından yapılan yatırımların, başında salgın döneminde Almatı Havalimanı'nın TAV tarafından satılması, Türkistan Havalimanı'nın PPP modeliyle Türk şirketi tarafından yapılmasının geldiğini anlatan Saparbekuli, aynı Türk şirketinin Kazakistan'da şu anda 4 şehir hastanesi yaptığını dile getirdi. Türkiye'de ve dünyada olan olaylardan haberdar olmak için kanalımıza abone olmayı unutmayınız, esenlikle kalın.